Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan BBC'de yayınlanan Hard Talk programına konuk oldu. Gündemde elbette geçen ay Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına gerçekleştirdiği saldırılar vardı. Sunucu Paşinyan'a sözlerinizle eylemleriniz uyuşmuyor, barış yapan biri değilsiniz dedi. Ermeni liderse cevap vermekte zorlanınca yine gerçekleri çarpıtmayı tercih etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'de yayınlanan Hard Talk programında Stephen Sacker'ın sorularını yanıtladı. Öne çıkan konu Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan son çatışmalardı. Paşinyan her soruda güç duruma düştü. Ermenistan lideri kendisinin sözde barış formülünü anlattı yine. Sunucu konuyu Ermeni askerlerinin 12 Temmuz'da Azerbaycan sınırına saldırmasına getirdi. Sözlerinizin aksine eylemleriniz barışa dayalı değil dedi. Lafa değil icraate bakmak lazım. Temmuz ayı ortasında şunu gördük. Ermeni güçleri sınırın öteki tarafındaki Azerbaycan köylerini bombaladı. Azerbaycanlılara göre 76 yaşında bir sivil hayatını kaybetti ve tabii ki aynı şekilde karşılık verildi. Askeri çatışmalar devam etti. Politikalarınız barış elde etmek için tasarlanmış gibi durmuyor. Paşinyan cevap vermek yerine Azerbaycan'ı suçladı. Saldıran tarafın Azerbaycan olduğunu iddia etti ama argümanını ispatlayamadı. BBC sunucusu bunun üzerine Paşinyan'ın daha önce de gerilimi tırmandıran bir dizi provokatif eylemde bulunduğunu hatırlattı. Artsak, bu sizin Dağlık Karabağ verdiğiniz isim. Ermenistan'dır demiştiniz. Dağlık Karabağ ve Ermenistan'ın birleşmesinden bahsettiniz. Bu Azerbaycan'a karşı net bir provokasyondu. Paşinyan yine tartışmalı argümanlar sıraladı. Ermenilerin Dağlık Karabağ'da binlerce yıldır yaşadığını öne sürdü. Sunucu Stephen Sacker müdahale etmek zorunda kaldı. Başbakan, sizinle açık konuşacağım. Binlerce yıl önceki tarihinize geri dönemeyiz. Yapabileceğimiz şey bugünün gerçekliğinden bahsetmek. Birleşmiş Milletler çok açık bir karar kabul etti. O karar, işgal edilen Azerbaycan topraklarından Ermeni güçlerinin derhal ve ön koşulsuz çekilmesini öngörüyor. Uluslararası hukuka göre askerleriniz işgal gücü. Sizse Dağlık Karabağ'a gidip bu bölgelerin size ait olduğunu söylüyorsunuz. Siz açıkça barış getiren biri değilsiniz. Ermenistan Başbakanı bir kez daha Birleşmiş Milletler kararını yanlış yorumlamayı tercih etti. Kararda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden değil, Dağlık Karabağ öz savunma güçlerinden bahsedildiğini öne sürdü. Gerçekleri çarpıtmaya devam etti. Gerçek şu ki sorun başladığı zaman Azerbaycan Ermenileri Dağlık Karabağ'dan çıkarmaya, temizlemeye çalıştı. Sorun da bu andan itibaren başladı. BBC sunucusu konuyu dağıtan Paşinyan'a ısrarla aynı soruyu yöneltti. Söz verdiğiniz barışı sağlamak için ne yaptınız dedi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlık Karabağ'da işlediği savaş suçlarını hatırlatıp özür dileyecek misiniz diye sordu. Paşinyan, biz her zaman uzlaşmaya hazırız deyince yeniden aynı soruyla karşı karşıya kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ermenistan ordusunun geçmişte işlediği insan hakları ihlalleri hakkında suç katalogları oluşturdu. Bu suçlar için peki siz özür dileyecek misiniz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Azerbaycan hakkında da benzer suç kategorileri oluşturdu. Ama ben Azerbaycan'la konuşmuyorum, sizinle konuşuyorum. Paşinyan yine suçlu olanın Azerbaycan olduğunu savununca BBC sunucusu anlaşıldı, özür dilemeyeceksiniz diyerek başka konuya geçti.